Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapacağımız işlem SJ4000 Air aksiyon kamerasını tanıtmak olacak. Şimdi arkadaşlar, ben bunu daha önceden araştırmıştım. Bunun farklı farklı modellerini araştırdım. Farklı farklı markalarını, farklı farklı özelliklerini araştırdım. Bunların 100 lira olanı var. 300 lira olanı, 500 lira olanı, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, yani alabildiğiniz kadar yüksek fiyatlara çıkan modelleri falan var. Şimdi benim daha önceki videolarımda dikkat ederseniz hep bilgisayar üzerinde işlemler yapıyorduk. Bu koronavirüsü yüzünden dağ tepeye taşa çıkamıyorduk. Bu sefer de böyle bir şey gerekiyor. Aldım, tanıtalım dedim ben de. Şimdi arkadaşlar, ben bunu BİM'den aldım. Normalde internet fiyatı 450-500 lira civarında. BİM'de 350 lira civarına gelmişti. Zaten benim aklımda da böyle bir şey vardı. Denk geldi, iyi de oldu. Aldık. Şimdi bir açalım, bakalım neyin nesidir. Bayağı bir özelliği de var bunun. Şöyle anlatmak gerekirse, hatta şöyle bir size bir yakınlaştırayım. Şu şekilde. Şöyle bir özellik olarak. Şöyle hiç okumayayım. Şu şekilde. Şöyle bir fotoğrafını çekersiniz. Detaylı okursunuz. Şimdi arkadaşlar, ben bunu açayım. Beni cezbeden tarafı 4K olmasa. 4K ama. Şurası mesela 4K ama. Gerçekten de 4K mı bu? Bakalım. Wi-Fi özelliği normalde çoğunda var. Şurada 30 metre suya dayanıklı demiş. Çok da 30 metrede suya girmeyeceğimiz için sorun da olmaz. Ben bunun üst jelatinini açmıştım. Şöyle çıkartalım. İçeriği nedir? Neyin nesidir? Bir bakalım. Tavsiye edilebilir mi? Çünkü internetlerde bayağı ben bir araştırdım. Bunu öven de var. Övmeyen de var. Güzel diyen de var. Ama parasına göre uygun diyen de var. Şöyle bir diğer üstünde plastik kaplaması var. Sadece su geçirmesin diye. Bunu araştıralım bakalım. Şimdi aksesuarları neymiş arkadaşlar? Aksesuarlarına bir bakalım. Aksesuarların içinde ne var? Şöyle bir şu kafa bandına yapıştırmak için İki tane aparat koymuşlar kafa bandı için. Şu şekilde ayıralım. Şarj kablosu. Şarj kablosunu şöyle açalım bakalım nasıl bir şey. Şöyle ucuna baktığımız zaman da şarj kablosu o kadar da bir hani kaliteli görünmüyor. Kalın ama hani pek de kaliteli görünmüyor. Bunu da ayıralım şöyle. İçine atalım. Şurada aksesuar olarak motor başlığı için, araba başlığı için, ama şöyle dikkat edersek içinde bant yok. Yani kafaya bağlama bandı yok. Onu da artık ya parayla alacağız ya da elle yapacağız. Bu fişi ben daha önce de açmıştım, koymuştum. Şöyle özelliklerini falan tanıtıyor. Bunu kaldıralım. Şimdi çekim kalitesi olarak şöyle şunun kapağını bir açalım. Şurada bir kapağı var. Plastik yüzeyinden çıkması için. Açıp geriye doğru ittirin diyor. Şu şekilde. Şuradaki mekanizma burayı sıkıştırıyor. Arkadaşlar şurayı. Açtık. Kapağını da açalım. Zaten sıkı olması gerekiyor ki içine su girmesin. Şu şekilde. Çıkartalım yavaşça. Şunu şöyle bir bırakalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar, şurada iki tane düğme koymuşlar. Şurada bir tane düğmesi daha var. Şurada. Şu ön tarafta bir düğme daha var. Onlara bakalım. Neymiş?
Plastiği çok iyi değil, çok da kötü değil. Orta halli bir şey. Düşünülür yani. Ayıralım. Şimdi makinamız bu arkadaşlar. Şu şekilde. Şu şekilde makina. Şurası açıp kapatma mod tuşu demiş. Daha sonra okeyleme tuşu demiş. Şurada Wi-Fi tuşu ve yukarı aşağı tuşu. Burası ses. Şöyle gezmek gerekirse şurası pil kısmı. Şurada HDMI girişleri falan var. Televizyona falan bağlamak için ya da farklı bir yere. Burada USB girişi var. Normal şarj bilgisayara bağlamak için. Burada TF kart 32 GB'a kadar destekliyor arkadaşlar. 64'ü falan almayın. Şu üstünde de ufak ufak delikler var. Burası da mikrofon. Tamam mı arkadaşlar? Şurası da mikrofon. Şöyle bir. Şöyle kamerayı ışın açayım dedim. Daha iyi olur çünkü. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Burada seri numarası ıvır zıvır yazıyor. Makinamızı bir başlatalım. Şu şekil. Şuraya bastığımızda 3-5 saniye bastığınızda açılır diyor. Şimdi açıldı. Bu normalde orijinal aldığınız zaman bataryası sıfır olarak çıkıyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 4K demiş. Şu şekilde 4K özellikle. Wi-Fi normal üst tuşa bastığınızda Wi-Fi açılıyor. Bunu telefonunuza indireceğiniz bu makinenin programı. Bu makine mesela Seagram programını indirdiğinizde sizden Wi-Fi'ye bağlanmanızı isteyecek. Otomatikman bu yani bir nevi modem görevi gibi. Modem gibi düşünün. Tamam mı arkadaşlar? Modem gibi düşünün. Bunu gördüğünüz zaman şifre girdiğinizde otomatikman bu ekran gidecek. Tamam mı arkadaşlar? Otomatikman bu ekran gittiğinde siz buna bağlanmış olursunuz. Şu üst tuşa bastığınızda kaybolur diyor. Kapatmak için kapattık. Ses kısmı. Şuradan mikrofon girişleri falan var. Saniye. Daha sonra şöyle kart, TF kart istiyor. TF kart da şu şekil. Şu anda bir nevi bir çekim yapıyor ama içinde TF kart olmadığı için boş. Şöyle bir daha detaylı ayarlarına bir girelim. Şimdi arkadaşlar ayar kısmı burası. Bu ayar kısmına geldiğinizde OK tuşuna bastığınızda video çözünürlük, kayıt ses gibi ayarları mevcut. Buradan mesela şunu bir geldiğimizde OK tuşuna bir tıklayalım ki sanırsam şöyle yapayım görünüyor mu? Şöyle bir yakınlaştırayım ki şöyle. Heh. Böyle daha iyi olacak. Burada en son çözünürlük 4K 30 FPS demiş. Buradan çıktık. Aşağı doğru. Kayıt ses olsun mu olsun video çekerken zamanlama video. Döngü kayıt demiş. Falan filan. Şurayı bir tıkladığımızda burada da en yüksek kalitede şu anda. Şimdi buradan çıkalım. Şöyle çözünürlük atlamak için. Burası fotoğraf bölümü. Okey diyelim. 5 megapiksel 8, 12, 16. Ben bunu 16'ya çekeyim. Okeyliyim. Şu anda 16. Zamanlanmış ayarları. Şu şekilde netleştirmeye çalışıyorum telefonla. Elimden geldiğince.
Şimdi normalde ben bunu telefonla bağlarım ama çekimi telefonla yaptığım için şu anki çekimi telefonla yaptığım için telefona bağlayamıyorum. Ama telefona bağladım ben. Sorun yok. Çok da güzel bağlanıyor. Tamam mı arkadaşlar? Programını bu CGM'in kendi Android sürüm programını indirdim. Bir sıkıntı yok. Çok da güzel bağlanıyor. Buradan geçelim. Burada pozlama ayarı demiş. Beyaz. Yani çeşit çeşit Wi-Fi. Wi-Fi şifresini buradan değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Girdiğinizde. Geçelim. Burada tarih, saat, format demiş. Fabrika ayarlarını. Yaptığınız herhangi bir yanlışlıktan fabrika ayarlarına dönebilirsiniz. Buraya geldiğimizde çıkmak için tamam deyin. Tamam dedik, çıktık. Arkadaşlar şöyle güzel bir görüntüsü var. Şimdi TF kartım olmadığı için içine herhangi bir kayıt da yapamıyorum. Keşke yapsaydım. En azından görüntüsünü daha iyi alırdık. İnşallah o TF kartla taktığımda, dağlara, tepelere, taşlara çıktığımda o zamanki kaliteyi görürsünüz. Nasıl olduğunu ben de görürüm. Ama sanırsam çok kötü bir mal almadım. Güzel bir mal. Kullanılır. Şöyle kapatalım. Şu şekilde kapandı. Hatta şu kısmı, pil kısmını ellemeyeyim diyorum. Yani şuraya bastığınızda pil kısmı çıkar. Durum bu arkadaşlar. Güzel bir şey yapmışlar. Bunu zamanla ben dağ tepe taşa çıktığımda kullandığımda göreceğiz kalitesini. Ona göre sizin düşüncenize kalmış alıp almamak. Ama bana göre 6 takside de bölüyorlar. Güzel, alınabilir. Tamam arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.